Yurdun birçok yerinde, özellikle doğu kesimlerinde kar artık etkisini gösteriyor. Ortaya şahane manzaralar çıkıyor. Doğa beyaz gelinliğini giydi, kendine hayran bıraktı. Doğu illerimizde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar kent merkezine kadar indi. Adana'da vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Düzce Topuk Yaylası da kar yağışının etkisi altına girdi. Sıcaklığın -15 derecelere kadar düştüğü yaylalarda hayat adeta dondu. Ardahan'da karla kaplanan Yalnız Şam ormanlarında yaban hayvanları için yem bırakıldı. Kars'a kar yağışı şehirde karpostallık manzaralar sundu. Kastamonu Küre Dağları'nda bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor. 2600 rakımlı Ovit Yaylası tamamen beyaza büründü. Haydar Yaylası'nda da durum farklı değildi. Kar yağışı dere ve ırmaklara can suyu oldu. Karın erimesiyle ufak şelaleler oluştu. İzmir'de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 7,5 kilometrelik etapta halk koşusu gerçekleştirildi. Etkinlik renkli anlara sahne oldu. Kimi koştu, kimi ise bisiklete bindi. Karnavalı andıran görüntüler İzmir'de kaydedildi. Yılın en uzun gecesi 21 Aralık. Bunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar Konak Vapur İskelesi'nde bir araya geldi. Etkinlik Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı. Koşucular parkura ısınma hareketleriyle başladı, ardından 7,5 kilometrelik etap koşusu yapıldı. Koşu Üçkuyular İskelesi'nde sona erdi. Programın ardından katılımcılara anı madalyası takdim edildi. İstanbul Beyoğlu'ndaki 444 yıllık dile kolay. Efendim 444 yıllık Baruthane restore ediliyor. Yapının restorasyonu tamamlandığında Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olarak hizmet verecek. Gençliğin buluşma noktası olacak burası. 444 yıllık tarih. Piyale Paşa Donanmayı Hümayun Cephaneliği bir diğer adıyla Baruthane restore ediliyor. Tarihi yapının çevresindeki yapılar alınan kararla kamulaştırıldı ve restorasyon çalışmaları başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Baruthane'nin restorasyon çalışmalarını yerinde izledi. Restorasyon sonrası yapının etrafında oluşturulacak millet bahçesiyle ilgili bilgi verdi. Hem yeşil alan hem millet kütüphanesi, millet bahçesiyle gençliğin buluşma noktası olacak burası. Yıldız, yapılacak olan millet bahçesinde kütüphane ve spor salonuna öncelik verileceğini ifade etti. Kütüphane önceliğimiz, spor sahası önceliğimiz. Restorasyon kapsamında ilk olarak Baruthane'nin çevresinde gerekli önlemler alınarak etrafı çelik bariyerlerle kapatıldı. Tarihi yapıdan kalan özgün malzemelerin koruma altına alınmasının ardından Horasan harcıyla raspa edilerek özgün taş duvarlar ortaya çıkarıldı. Baruthane'yi saran ot ve bitkilerde titiz bir çalışmayla temizlendi. Proje danışmanı Profesör Doktor Sait Başaran restorasyon çalışması hakkında bilgi verdi. Kubbeler kurşun levhalarla kaplandıktan sonra içindeki çalışmalara geçiliyor. İçindeki çalışmalar, sıvalar yapılmış olan, daha önce yapılmış olan sıvaların hepsi uzaklaştırılıyor. Nedeni de o sıvaların niteliği, tutuculuğu tamamen bozulmuş durumdaydı. Onları uzaklaştırdık. Tarihi yapıdaki restorasyonun 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.